Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulmak istersek, y'ler farkının x'ler farkının oranından eksi 1 bölü 2 çıkar. Bunlar bu noktalar olsun. Buradaki doğrunun eğimi de eksi 1 bölü 2. Burası A, burası B. Şimdi tam orta nokta, çünkü orta dikme diyor. Buraya da C diyelim. Buradan buna dik olacak şekilde bir doğru çizmemiz gerekiyor. Öyleyse burası 90 derece. Eğimler çarpımı eksi 1 olacağından buradaki eğimimizin 2 olması gerekiyor. Eğimi bulduktan sonra buradan geçen noktanın koordinatlarına da bakalım. 2 artı 6 bölü 2'dir. Verilen noktaların aritmetik ortalaması, orta nokta formülünden. Buradan C noktasının koordinatları da 4'e eksi 2 bulunur. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi y eksi y bileşeni artıya dönüşecek 2 eşittir. Eğim çarpı x eksi 4'tür. X eksenini kestiği noktanın apsisini bulmak için y'ye 0 veririz. Buraya 0 verdiğimiz zaman 2 eşittir. 2 tane x eksi 4 oldu. 2'ler sadeleşir 1 olur. Eksi 4'ü diğer tarafa attığımızda x değerini 5 buluruz. Doğru cevap 5'tir.